Ama İsmail Saymaz'a yönelik sözlerimize İsmail Saymaz Twitter'dan bize yanıt vermiş. Bizi etiketleyip okuyalım buradaki yayında. Evet. Bu yayın tamamen her tarafın görüşüne hakim olduğu bir yayın olduğunu da ispatlamış olalım. İsmail Saymaz der ki şu tweetimi yayında Gülerci'ye okur musun diyor bana hitabeten. Yargımız bir gün mutlaka Gülerci gibi binlerce vatandaşımızın Fethullahçı örgüte katılmasına ve teröre bulaşmasına sebep olan eski örgüt üyelerini davet edecektir diyor. Evet. Şimdi aynı Dursun Çiçek'le aynı zihniyet bu FETÖ'nün Pensilvanya'daki elebaşının yeni algı operasyonu. Yani nasıl Dursun Çiçek işte bir gün gelecek savcılar bugün bana bu şekilde konuşan savcılar işte bir dönem AK Parti işte Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde bakanlar bu FETÖ'yle birlikteydiler. Bunların hepsinden hesap sorulacak diyor. Hı hı. Bu tabanda şu anda çok yaygın. Öyle ki bu artık izah edilemeyecek bir hipnoz ve büyü. Öyle inanmışlar ki ya Amerika'ya çok güveniyorlar, Trump'a çok güveniyorlar. Bu Suriye'de olan olaylardan dolayı Türkiye'de bir iç savaş çıkabileceğini, bu savaşta bunların işte NATO müdahalesiyle tekrar hakim olabileceğini, dolayısıyla da FETÖ FETÖ olmazdan önce burasının dini bir görünümlü yapı olarak yan yana olmuş, desteklemiş insanlardan hesap sorulacak. Şimdi tabii şey çok paniklemiş İsmail Saymaz. Biz bu programda İsmail Saymaz'la ilgili ne dedik? Reyhanlı saldırısından iki gün sonra Radikal Gazetesi'nde İsmail Saymaz'ın bir haberi var. Evet. İsmail Saymaz basit bir soru soruyor. Siz Radikal Gazetesi'nde Miraç Ural 2 nokta üst üste Reyhanlı saldırısının faili İsrail diye bir haber yapıp Miraç Ural'ı aklamaya çalışmaya alet oldunuz mu olmadı mı? Bu haber size ait değil mi? Ya basit bir şey. Atsın şimdi bak. Evet İsmail Bey madem yayınımızı izliyor. Bu Radikal'deki bu haber size ait değilse ben söylediklerimin hepsini geri alacağım. Ama size aitse siz bu operasyonun bir parçası gözüküyorsunuz bu haberle. Ve biz de bu yorumları yaparız. Ha bana gelince hep söylüyorum. Yani bunu şey de söyledi. Muharrem İnce de Yalova Meydanı'nda hem de CHP'nin toplantısında açık hava meydanında Yalova'yı FETÖ'cü yapan Hüseyin Gülerce'dir dedi. Ondan hesap sorulmalı dedi bak. Benim de öğrencim ha Muharrem İnce. Aynen İsmail Saymaz gibi. Kardeşim eğer ben bu insanları İsmail Saymaz'ın dediği insanları FETÖ'cü yapmışsam ki bak o zaman FETÖ yok bir daha söylüyorum. Yani bir, bunu burada defalarca ifade ettik. Cemaat hareketi, hizmet hareketi diye bir şey var. FETÖ olduktan sonra ben hep mücadele etmişim. İsmail Saymaz mücadele etmiş mi? Ben şu televizyon kanalında 25 Aralık'tan itibaren FETÖ'nün aleyhinde konuşuyorum. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden bir gün sonra internet haberde Hadi Özışık'a açıkça Fethullah Gülen'i eleştirmişim. Daha ertesi günü. FETÖ değil daha o zamanlar. Dolayısıyla eğer İsmail Saymaz'ın dediği gibi binlerce insanı ben FETÖ'cü yapmışsam ki o zaman FETÖ yok. Yalan konuşuyor. Bir cemaat, dini hizmet hareketi var. Yapmışsam ben 25 Aralık 2013'ten itibaren, hadi aralığı da atlayalım. 1 Ocak 2014'ten itibaren Beyaz TV ekranları şahit bu yapıya karşı mücadele ediyorum. Şimdi eğer bunları ben sokmuşsam bu yapının içerisine, ben erdemli bir tavır koydum. İhaneti gördüm İsmail Saymaz. Ben ihaneti gördüm. Erdemdir bu. Ve hainlerle mücadele ediyorum. Ben bunu açıkça gizli saklı el altından yapmıyorum ki. Ekrandan yapıyorum. Evet. Star gazetesindeki yazılarımla yapıyorum. Eğer benim yüzümden o yapıya girmişlerse, bana demek ki inanmışlar, güvenmişler, samimi bulmuşlar. Ben şimdi o yapıyla 2014'ten beri mücadele ediyorum. Niye beni dinleyip çıkmıyorlar? Niye beni dinleyip çıkmıyorlar? Muharrem İnce'ye de soruyorum. Yalova'yı ben FETÖ'cü yapmışsam o gün FETÖ yoktu. Evet ben sohbetlerde konuştum. Bir dini hareket diye başbakan da söyledi. İken Erdoğan da ne dedi? Allah bizi affetsin dedi. Alnı secde görüyor diye bu insanlara destek olundu. Ama bunların ihaneti görülünce bunlarla mücadele ediyoruz. Ben şimdi Yalova'dakilere de söylüyorum. Geçen birisi reklama gidelim sen Gülerci. Birisi yardım istedi. Dedim ki ona sorsana.
Ben 2014 Ocağı'ndan beri bu yapıyla mücadele ediyorum. Benim yüzümden girdiyse bu harekete, benim yüzümden niye çıkmıyor? Beni dinleyip çıkmıyor. 5 senedir anlatıyorum. İsmail Saymaz. Evet. İsmail Saymaz paniklemiş. Hı-hı. Paniklemiş ve bu paniklemeyi... Siz diyorsunuz ki MİT olayıyla ilgili bu haberler size ait mi? Bunun cevabını verirseniz biz yine burada, evet, tabii ki İsmail Saymaz'ın tweetini yine okuruz. İsmail Saymaz'a ait mi değil mi? Benim merak ettiğim cevabını aradığım soru bu. Çok sarktık. Reklamlardan sonra karşınızdayız. Ortak akıl devam ediyor. İsmail Saymaz tekrar cevap vermiş Sayın Hüseyin Gülerce. Hürriyet Gazetesi muhabiri. Hürriyet Gazetesi muhabiri, meslektaşımız. İsmail Saymaz cevap vermiş. Biz de o cevabı burada okuyoruz. Tek taraflı yayın yapmıyoruz. Teşekkür ederim Türker. İzleme imkanım yok. Ben bunlara alışkınım demiş. Bir de sitem etmiş bize biraz. Tek taraflı yayın yaptığımızdan dolayı. Tek taraflı olsaydı zaten İsmail Saymaz'ın bütün cevaplarını okumazdık. Oysa ki ben İsmail Saymaz bize cevap yazmadan bile onun eski tweetlerine giderek cevabını buldum. Şimdi beyanını doğru kabul edelim. İzleme imkanı yokmuş. Ama benim kafama takıldı. İzleme imkanı yoksa kendisinden bahsettiğimizi nasıl öğrenmiş? Birileri haber verdiyse sorumuzu da haber vermişlerdi. Tek bir soru soruyoruz kendisine. 14 Mayıs 2013'te Radikal Gazetesi'nde çıkan Miraç Ural 2 nokta üst üste Reyhanlı saldırısının faili İsrail başlıklı haber İsmail Saymaz'a ait mi değil mi? Buna cevap vermesini istiyoruz. Çünkü bu haber tek taraflı bir haber. Kimin işine yarayacağı besbelli. Ve bu haberde bugün yakalanan Reyhanlı faili MİT'in paketleyip getirdi. Suçladığı Miraç Ural var. Bu adamın hedef şaşırtma gayreti haber yapılmış. Bizim söylediğimiz bu. Yoksa tek yanlı adam da öldürme falan değil. Sen söylesen zaten İsmail Saymaz dese ki bu haber bana ait değil. Bizim konuşmamıza gerek yok. Aynen. Laflarımızı geri alacağız. Ama bu haber sana aitse bu bir gazetecilik değildir. Kime ne anlatıyorsun yani? Sen gazeteciysen biz de gazeteciyiz. O kadar engame içerisinde devleti koruyan bir bilgi yok. Mesela Miraç Ural'ı verdin dediklerini. O zaman devletten de bir açıklama iste. Hükümetten de bir açıklama iste. Tek yanlı bugüne kadar vurdunuz. Biz 2014'ten önce kimse inkar etmiyor. İslami hareket görünümlü bu yapıya destek oldu. Milletin %80'i destek oldu. Himmetiyle hiç vermeyen kurban derisi verdi. Bizim dediğimiz şey şu. 27 Aralık'tan sonra daha ileride paralel devlet yapılanması, daha ileride FETÖ olduğu ortaya çıkan bu hain örgüte kimler destek verdi? Biz onlarla mücadele ediyoruz. Bu yapıyla mücadele ediyoruz. Şimdi şeye en iyi müdafaa hücumdur da bir laf var, hücumdur diye. Onu yapmaya kalkıyor. Sen giderken biz dönüyorduk İsmail Saymaz. Evet, bu konuyu da kapattıktan sonra